sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Korsan bir miting düzenlemişsiniz. Hepinizi Silivri'ye göndereceğim. İşin şakası bir tarafa. Beni dikkatle dinlemenizi isterim. Kısa bir konuşma yapacağım. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil. Her birimizin sorumluluğu var. Benim de sorumluluğum var. Ben günün 24 saati bu ülke için çalışıyorum. Cebim için değil. Diğer iktidar sahipleri gibi değilim ben. Kul hakkı yemem ama kul hakkı da yedirtmem. Bunu herkesin bilmesi lazım. Milletimle helalleşeceğim dedim. Evet, helalleşeceğiz. Ama kul hakkı yiyenlerle benim helalleşme şansım yok. Onu da ifade edin. Bu memleketin hapishanelerinde masum insanlar var, bunu biliyorum. Haksızlığa uğramış insanlar var, bunu biliyorum. Ama bir şeyi unutmuyorum. Devletin dili adalettir ve bu ülkeye adaleti getirmek için elinden ne geliyorsa tamamını yapacağım. Burada. Bir şey daha söyleyeyim. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben mafyanın adamı değilim. Ben uyuşturucu baronların adamı değilim. Ben esnafın, ben çiftçinin, ben emeklinin, ben işçinin, ben alın teriyle geçinen herkesin adamıyım. Herkesin. Fakirden yanayım, fukaradan yanayım. Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o gece devleti yönetiyorsam ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak. Çiftçi kazanacak. Emekli kazanacak. Esnaf kazanacak. Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalarından aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim. Diyeceksiniz ki parayı nereden bulacaksın? Öyle diyorlar ya bana. Parayı nereden bulacaksın? 27,5 yıl devlete hizmet ettim. Bunun büyük bir kısmını Maliye Bakanlığı'nda, büyük bir kısmı Maliye Bakanlığı'nda geçti. Paranın ne olduğunu, pulun ne olduğunu, israfın ne olduğunu, haksızlığın ne olduğunu gayet iyi bilirim. Dolayısıyla haksızlık yapana, devletin beytülmaline el uzatana asla izin vermeyeceğim. Parayı beşli çetelere değil, parayı uyuşturucu baronlarına değil, parayı onlardan alıp bu millete vereceğim. Herkes bilsin. Vakıf kurmuşlar, vakıf ayaklarında. Ben Türkiye'de vakıf kuralım, bir vakıf da Amerika'da kuralım. Buradan milyon dolarları oraya götürelim. Manhattan'da öğrenci yurdu yapalım. Sen onu benim külahıma anlat. Sen parayı yurt dışına götürüyorsun değil mi? Ben bu millete söz verdim. O paraları son sentine kadar, son dolarına kadar getireceğim ve bu milletin hizmetine vereceğim. Benimle tartışmaya, televizyonlara çıkıp benimle tartışmaya cesaret edemiyorlar. Korkuyorlar. Niye korkuyorsun? Haklı olan korkmaz. Alnı temiz olan korkmaz. Kul hakkı yemeyen korkmaz. Siyaset halka hizmet aracıdır. Siyasete giriyorsan zenginleşme olmaz. Siyasete giriyorsan köşeyi dönme olmaz. Siyasete giren adamın malı, mülkü, bilmem hanı, hamamı, gemileri, uçakları olmaz. Siyaset halka hizmet etmektir. Halka hizmet edeceksiniz. Vatandaşın arabası olacak. Vatandaşın huzuru olacak. Gerekirse vatandaşın imkanları fazla olacak. Bunların olmadığı bir ülkede biz niye yaşayalım? O nedenle gençler diyorlar ki biz yurt dışına gideceğiz. Yurt dışına gitmek durumundayız diyorlar. Bütün genç arkadaşlarıma sözümdür. Bütün genç arkadaşlarıma. Türkiye'nin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Genç arkadaşlarım. 7,5 milyon genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu büyütün. Asla ve asla unutmayın. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan bu ülkenin 7,5 milyon genci. O gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkür.